hala kendime gelmeye çalışıyorum. Geç kalkma olayından tamamen uzaklaşmıştım özellikle son birkaç aydır ama bugün 11.30'da kalktım ve şu an saat 3'e geliyor bir şey yaptın mı diye soracak olursanız hiçbir şey yapmadım. Güya günlük bir vlog çekecektim. Bayağı verimli bir gün olacaktı ama maalesef günü neredeyse bitirmiş durumdayım ama olsun. 3-4 saat içerisinde yani Gökhan gelene kadar yapmak istediğim şeyleri yaparım gibi geliyor. Gökhan bu hafta yok arkadaşlar. Normalde evden çalışıyor ama sene sonu geldiği için bir takım planlamalar yapmak üzere bu hafta full şirkette olacak. Bayağı rahatım yani anlayacağınız. Çünkü Gökhan evdeyken böyle sürekli toplantı halinde falan oluyor ve ben vlog çekerken biraz tedirgin oluyorum. Sesim ona gider mi? Dikkati dağılır mı? Toplantı esnasında saçma sapan bir şeye sebep olur muyum falan diye. Çünkü genelde benim vloglarım goy goyla geçiyor biliyorsunuz. İkinci kahvemi içiyorum şu anda. Kendime gelebilmek için. Çünkü ilk videoyu açmaya çalıştığım esnada konuşamadım. Bir türlü toparlayamadım. Böyle cümlenin başıyla sonu birbirini takip etmiyordu falan. Dedim en iyisi ben gideyim bir ikinci kahvemi daha alayım, içeyim. Ondan sonra baş. Hazır Gökhan da yokken e, salonda çok daha vakit geçireceğiz bugün. Şu çiçeği görüyorsunuz değil mi? Onu budayacağız. Şu taraflardaki çiçeklerime falan biraz bakım yapacağız. Fırçalarımı yıkayacağız. Yani bugün erteleme hastalığına tutularak full ertelediğim işleri yapmaya çalışacağız. Bugün böyle incik cincik işler yapacağız yani anlayacağız. Hadi başlayalım. 16-7 aydır evde hiç makyaj yapmıyorum. Bir dönem ilk evlendiğim zamanlar özellikle ve bu kanalı açtığım dönemler yani. Göz altı kapatıcısı çok uygulardım, ruj çok sürerdim. Bunu son bir 6-7 aylık süre boyunca bıraktım arkadaşlar. Yani yazdan beri hiçbir şey yapmıyorum evdeyken cildime dışarı çıkarken falan makyaj yapıyorum ama bugün yapacağım. Çünkü hani sizin karşınıza çıkıyorum. Azıcık şu renk eşitsizliklerini giderelim. Bir takım sivilcelerim falan var. Şuralarda böyle izler falan var. Yani kuruyan sivilce izlerim var. Onları birazcık yatıştıralım diyorum. Göz atlarım ve göz çevrem birazcık kararmış durumda. Zaten hep pigment sorunu var da. Bugün ekstra bir karanlık görüyorum cildimi hava sebebiyle. Göz atlarım da birazcık mor. Geç kalktığım için onları kapatacağım. Bunun için Skin Food'un şu dark salmon kapatıcısını kullanıyorum. Allık olarak bu Show Your Pastel'in Show Your Joy serisine ait 57 numarasını kullanacağım. Bunu bir haftadır falan elimden düşürmüyorum. Her dışarı çıktığımda bunu kullanır oldum. Sanırım bana birazcık yazı hatırlattığından. Kaşlarımı Essence'ın bu Brow and Lash isimli ürünüyle sabitleyeceğim. Maskara olarak Beauty Girl markasının bu Maxi Plus kırmızı renkli maskarasını kullanacağım. Budamada Flormar'ın bu lip tintini uygulayacağım. Çünkü ruj günümde değilim arkadaşlar. Sürüp unutmak istiyorum. Bu tint de tam buna göre. Bunun farklı renklerinde almayı düşünüyorum Flormar eğer yeniden bir indirim yaparsa. Evet makyajımı yaptıktan sonra bir tık daha enerjimin yerine gel geldiğini söyleyebilirim. Şimdi kalkalım, işlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi fırçalarımızı alalım çekim odasından. Ay, burası ne kadar kar. Tamam, şimdi daha bir aydınlandık. Yıkanması gereken fırçalar burada bakın. Bu sefer çok fazla biriktirmedim ben. Normalde şunları da kullanıyorum. Ondan sonra hepsini toplu bir şekilde yıkayıp kurutup kullanmaya başlıyorum ama bu sefer öyle yapmayacağım. Çünkü biriktirince çok temiz yıkanmıyor bu fırçalar. Özellikle fondöten kapatıcı fırçalarında bayağı tortu kalıyor. Burası da bayağı bir karanlık ya. Şu ışıkları açınca aynı daha iyi oldu. İki tane leğen getirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tozları, tozları uyguladığım fırçaları, tozları diyorum ya. Bir tarafa koyacağım. İşte far olsun allık olsun bronzer olsun uyguladığım ürünlerin hepsi bir tarafta olacak. Fondöten fırçalarını da buraya koyacağım. Bundaki fondöten fırçalarını da alayım. Şu çok önemli mesela. Bunu bayağı kirlettim ben. Çok severek kullandığım kapatıcı fırçalarından acil yıkanması lazım. Bu da aynı şekilde. Kettle'da şu anda su ısıtıyorum bunlar için. Ama tamamını kaynar suyla yapmak istemiyorum. Çünkü fırçaların sapları bayağı deforme oluyor öyle yaptığım zaman. O yüzden biraz soğuk su ekleyeceğim. Şu Neutrogena markasının yüz temizleme jelini ekleyeceğim. Çok da güzel iş görüyor biliyor musunuz yüz yıkama jelleri? Eğer sizin de böyle işinize yaramayan yüz yıkama jeli varsa elinizde, daha doğrusu cildinize kötü gelen makyaj fırçalarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz de ben şu an bundan ürün alamıyorum. Kettle'daki su da kaynadı. Şimdi üzerine şöyle ekleyeceğim. Ya toz ürünlerde çok sıkıntı olmuyor. Çıkıyorlar kolaylıkla ama bu krem ürünleri uyguladığım taraf maalesef biraz zorluyor beni. Bu arada buraya toz ürün koymuşum. Ya niye böyle yaptım ya? Karıştırmışım hep. Bakın böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi tozları uyguladığınız fırçalar hemen temizlenmiş oluyor. Bakın mesela şu direkt toparladı kendini. Rengi açıldı. Bunun da aynı şekilde. ya yani Açık renkli fırçalarda bunu anlamak çok daha kolay oluyor gördüğünüz gibi. Zaten renginden de anlıyorsunuz. Direkt bıraktılar ama krem ürünleri uyguladığım tarafta işler bu kadar çabuk ilerlemiyor. Bunların böyle bu kaynar suda birazcık daha beklemesi lazım. Ben ben çok daha çabuk özülmeleri için üzerlerine aynı zamanda misel su da ilave ediyorum. Hani böyle cildime iyi gelmeyen, sevmediğim misal suları böyle değerlendirdiğim oluyor. Bunlar böyle birkaç saat bekleyecekler dostlarım. Ben öyle hemen şak diye gidip Islatıp yıkama yapmıyorum. Bunları böyle biraz burada bekletiyorum. Sonra çok daha kolay bir şekilde yıkayıp durulayıp kurumaya alıyorum. Evin hiçbir yerinde konuşamıyorum. Odalar o kadar karanlık ki size anlatamam. Bir tek salonda konuşabiliyorum. O da televizyon sayesinde. Yani televizyonun verdiği ışık da şu anda bu kadar aydınlığız. Her videomda da ışık probleminden bahsediyorum. Kış ayları benim için gerçekten büyük bir problem ışık açısından. Ama her videoda bunu dile getirmekten artık sıkıldım. Bundan sonra videolarında ışık probleminden bahsetmeyeceksiniz yine. Neyse ne diyordum? Fırçalar orada birkaç saat bekleyecekler. Daha doğrusu o içerisine koydum kaynar su soğuyana kadar bekleyecek. Sonrasında ben onları bir fırça yıkama aparatıyla sadece durulayacağım. Şimdi çiçeklerimle bir ilgileneceğiz. Bu karanlık evde nasıl çiçeklerimi size göstereceğim inanın bilmiyorum. Bir de şurası biraz dağınık. Orayı da bir toparlayayım ondan sonra başlayalım. Burası benim salonum. Evet. <laughs> Hiç gösterme fırsatı bulamamıştım bu kadar net bir şekilde sizlere. Çiçeklerimi görüyorsunuz karşıda bayağı çoklar. Gökhan da çiçek çok seviyor. Bana göre çok derli toplu görünen bu salon size göre biraz dağınık olabilir. Salon dağınık durmuyor mu sence de falan diyenler oluyor da işte ben çok sallamıyorum. Çünkü şu anki hali bizim gerçekten Gökhan'la 3 sene içerisinde içimize sine sine getirdiğimiz hal diyebiliriz. Onlarımın renginin evi kasvetli gösterdiğini söyleyenler oluyor. Koltuklarımın renginin çok böyle iç açıcı olmadığını söyleyenler falan oluyor da benim çok umurumda değil. Gayet memnunum salonumdan. Bu bölümde bizim Gökhan'la çalışma alanımız. Gökhan şu tarafta çalışıyor. Yani şu zaten koltuğunu görüyorsunuz bütün gün orada oturduğu için kendine özel minder aldı. Ben de şurada çalışıyorum. Benim de şöyle belim ağrımasın diye bir sırtlık gibi bir şeyim var. Çok iş görüyor. Gerçekten öyle ucuz bir şeymiş gibi duruyor ama bayağı işe yaradığını söyleyebilirim. Yemek falan şu sehpada yiyoruz genelde. Yani günümüzün büyük bir çoğunluğunu salonda geçirdiğimizi söyleyebilirim. Öyle diğer odaları çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. Şuraya da ben battı battaniyelerimi koyuyorum. <laughs> Üç tane battaniyem var. Şu üstteki mavi gökanın alttaki turuncu benim. Şu pembeyi de bana anneciğim örmüş. O pembeyi böyle aşırı soğuk havalarda kullanamıyorum. Böyle serin havalarda daha çok iş görüyor. Burada da bir tane minderim var. <laughs> Bunu da böyle misafir geldiğinde falan oturacak yer kalmadığında çıkartıyorum. Fonlarımın rengi de bu şekilde. Şimdi bu sarı ışıkta bu fonlar biraz böyle değişik duruyor olabilir. Tam bir gri arkadaş. Şuradaki yastık var ya kırlent. Aynı onun rengine benzetmeye çalıştık. Gökhan'a kalsa direkt koltuğun renginde alacaktı. Ben istemedim. E, bu şekilde yaptırdım. Böyle boydan boya falan da fon yaptırmadık biz. Ev çünkü çok perde perde olacaktı. Yani boydan boya perde yapalım dedi bize perdeci. Ben kabul etmedim. Dedim o ne? Evin duvarı görünmeyecek. Bir de şöyle bir dolap aldım kendime. Bunu Vivens'den almıştım. Hala satılıyor mu bilmiyorum ama uygun fiyatlıydı arkadaşlar. Bunun içerisinde de benim misafir takımlarım var. Şurada bir tane tane yani Gökhan'la fotoğrafımız var. Şimdi burayı bir düzenleyeceğiz. Önce ben şu çiçeğimi bir e, budayım. Şurada kuru yapraklar var görüyorsunuz. Sonrasında şu çiçeğime bakacağız. Bakın şunun haline olmuş durumda. Bunu aslında ben böldüm. Burada göstereceğim zaten size. Şu köşede var. Buna yer açılsın, daha da büyüsün, işte canlansın diye ama ayırmamla beraber daha kötü bir hal aldı. İyice çürüdü yani. Burada bakın küçük çiçekler var. Onlar da çürüdüler. Yani küçük çiçekleri maalesef burada bir türlü büyütemedik. Burada kılıcım var. Annem sağ olsun getirmiş. Bir tane yaprağı vardı. Sonradan ikincisi çıktı. Şimdi alttan üçüncüsü de geliyor. Burada da Gökhan'ın sıkı plantleri var. Bunları Gökhan yapraktan yetiştirdi. Böyle güzel filizlendiler. Saksıyı da özellikle aldık. Böyle full sukulent olsun istiyoruz ama sadece kendi yetiştirdiklerimiz. Umarım diğer küçük çiçekler gibi bunlar da solmaz. Bütün kuruyan yapraklarını topladım. Bakın şuradalar hepsi buraya. Tertemiz oldular. Şimdi çok daha kolay yaprak verebilirler. Bakın şuradan bir tane yeni yaprağım gelmiş. Aynı şekilde yukarıdakinin şurasında da böyle minik bir yaprak var. Çok sevindim görünce. Bu çiçeğimin de biraz budanmaya ihtiyacı var. Şu biraz boynunu büktü kurur gibiydi ama hala kurumamış. O yüzden ona dokunmayacağım ama şu diplerde sarı yapraklar var. Şu an görebilecek misiniz bilmiyorum ama sanmıyorum çünkü ışık bayağı bir yetersiz. Şöyle gösterebilirim bakın şu tarz yapraklar var onları kesmem lazım hemen. Bu çiçekten de şu kadar kuru yaprak çıktı. Bu sefer bayağı az daha yazın daha çok çıkıyordu. Demek ki çok daha sağlıklı bir dönem Zaten şunun kurumamak için savaşmasından sağlıklı olduğunu anlamak lazım. Yerini sevmeye başlamış. Bunu bana arkadaşım getirmişti. O kedi aldıktan sonra yapraklarına zarar veriyor diye sen alır mısın dedi aldım. İlk geldiğinde bayağı küsüyordu bize böyle yapraklarını falan büküyordu. Şimdi iyice sevdi burayı bayağı bakın yeni yeni yapraklar var. Şurada yine ölen bir çiçeğim var. Bunu annem bana göcekten getirmişti biliyor musunuz? İlk geldiğinde çok küçük bir şeydi bu bayağı büyüdü sonradan. Şu an göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Ha şöyle görürsünüz. Öldü ya kurtaramıyorum bir türlü. Bunun böyle yaşaması için büyük saksıya da geçirdim ben ama yine de bir türlü toparlayamadı kendini. Bakın şurada bir tanesi. Ama yine bekleyeceğim yani belki bir kök salar şu bekliyorum böyle. Bunu böyle beklettiğiniz zaman bazen çiçekler kökünü veriyormuş. Şu çiçeğim de bana ilk evlendiğim sene hediye geldi ve sadece 3 tane yaprağı vardı arkadaşlar. Şu anki haline bakın. Yerini bayağı bir seviyor. Yüzüne hep bize dönüyor. Çok mutlu halinden. Biraz demode bir çiçek. Herkes gelince Aa, bu çiçekler 90'lı yıllarda kaldı falan diye ama o bizi sevdiği için biz de onu seviyoruz ve vazgeçmeyeceğiz. Ona özel saksı da aldım ben Ikea'dan. Bakın şöyle beyaz. En sevdiğim çiçeklerimden. Bir de böyle çok vefalı bir çiçek. Hiç beni üzmüyor. Hani az su versem mesela ya da su vermeyi unutsam bile kendi kendini toparlayabiliyor. Yani diyelim ki 10 gün bir tatile gittik su veremedik. Geldiğimizde su verdiğimiz anda kendini toparlıyor. Yani o yüzden çok seviyorum. Böyle bir çiçeğim var benim. Bakın bayağı sarkıyor aşağıya. Bunu buradan alıp şu yukarı koymak istiyorum. Böyle televizyonun kenarını aşağı doğru sarksın çok daha iyi görünür gibi geliyor. Ama bunun böyle altı yok. öyle suladığımız zaman falan mobilyaya su bırak. O yüzden şu pasta tabağını getirdim. Şuraya koyacağım bu tabağı başarabilirsem eğer. Ve çiçeği de onun üstüne koyarak böyle çok daha güzel görünmesini sağlayacağım. Yani birazcık salona şey katacak. Ne derler ona? Estetik. Çok güzel oldu. Hem şuraya battaniyeleri katlayıp tekrardan geri koyduğumda çarpıyordu hep. O da canını acıtıyordur, zarar veriyordur. Burada çok daha iyi olacak. Aynen uzaktan da çok güzel. Bir de ben şuraya raf alacağım. Ee, buraya da raf alıp küçük, küçük küçük çiçekler de oraya koymayı düşünüyorum. Bunlar da Gökhan'ın ev tipi palmiyeleri. Çok seviyor bunları. <laughs> Bunlar da iki yıldır falan bizimle ama ancak bu kadar büyüdüler. Kurumuyorlardı ama çok büyümüyorlardı. Yani bir tuhaflar. Ama onları da atmayacağım. Çünkü onlara özel bir saksı bile almıştım ben. Ikea'dan bakın şunları. Şurada da aloe veralarım var. Bunlar var ya o kadar hızlı büyüdüler ki size nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani 6-7 ayda falan bu hale geldiler. Bakın alttan çıkan bebekleri görüyorsunuz şu bebek. Çok fazla su da istemiyorlar ve insanı rahatlatıyorlarmış. Bunun bir tane büyük olanını bölüp küçük bir saksıya geçirip yatak odasına koymayı düşünüyorum. Geceleri rahat uyuttuğu söyleniyor çünkü. Biraz uzakta mı kaldık? Daha da yaklaşsak mı? Bilemedim. Mikrofonla konuşuyorum. Yani çok uzakta kalmak seste sıkıntı yaratmayacaktır ama azıcık daha yaklaşmak iyi olacak gibi. Aynen böyle çok daha iyi. Şu küçük çiçeklerimi gördünüz yani kupkuru olmuşlar artık bunlar. Bunlar çöpe gidecekler. Bunun içerisine boşaltacağım. Sonra bunları fırına vereceğiz. Gökhan'la beraber konuştuk şimdi. O toprakları atma dedi. e Fırınlayalım belki tekrardan farklı bir çiçek için kullanırız dedi. Bana da çok mantıklı geldi. Çünkü biz bu kumları özel aldık. Daha doğrusu bu toprakları kum değil. Vitaminli sukulent toprağı olarak geçiyormuş galiba. Şunları da atmıyorum. Bunlar çünkü böyle küçük sukulent yaprağı falan düştüğünde koyup hani yeniden canlandırabiliyorsunuz. İşte bizim çiçeklerle olan ilginiz. Daha önce hiç bahsetmemiştim değil mi? Bu tarz şeylerle ilgilendiğimizden. Bugünlük vlog sayesinde de öğrenmiş oldunuz. Bayağı ilgileniyoruz yani. Hatta bizim bazı günler kettle'da su koymuştum. O kaynadı. Bir dakika geliyorum. Ne diyordum? Hatta bazen bütün bir hafta sonumuzu bu çiçeklere ayırdığımız bile oluyor. Büyük çiçeklerle çok uğraşmıyorsun ama küçük çiçeklerle bazen böyle uğraşmak gerekiyor. Şu çiçek için ne yapabiliriz ona bir bakalım. Yani çok bir şey yapacakmışız gibi durmuyor. Köklerden çürümüşler çünkü arkadaşlar. Yani az önce bunu buradan alırken bu koptu. Ya çok üzülüyorum. Şimdi bu böyle kalsın arkadaşlar çünkü kökleri hala bağlı. Her ne kadar şu diplerden birazcık çürümüş gibi görünüyor olsa da kökler sağlam yani alamıyorum. Belki çiçek vitamini alırız. Almıştık biz çiçek coşturan diye bir şey var. Onu alırız. Belki o iyi gelir. Vardı diye hatırlıyorum dolapta. Bir bakmam lazım. Şurada küçük küçük böyle hala canlı olanlar var. Onlar için bir saksı oluşturacağım. Belki bu şekilde kurtarabiliriz. Belki. Şurada da var bir tane büyük bakın. Şunun da böyle hala kökü sağlam görünüyor. Bu da dün düştü. Dün akşam pıt diye düştü yani görünce direkt dedim artık bu çiçeklerin bakımını ertelememem lazım. Bunu da şöyle koyalım. Bu kadar. Şimdi bunun can suyunu vereyim ben sonra üzerine birazcık daha toprak ilave edeceğim. Çünkü su verince toprak birazcık çöküyor. Hadi bakalım inşallah sizi kurtarabilirim. Şu e, tepsiyi hemen bir temizleyeyim. Bayağı tozlanmış ya. Diğer tepsiyi de getirdim. Ben e, çiçeklerime böyle altlık almıyorum. Böyle desenli tepsiler alıyorum rent yoldan falan. Onların üzerine toplu olarak koyuyorum. Hem bakımı kolay oluyor, hem böyle temizliği falan da çok kolay oluyor. Bakın bu da diğer kurtarmaya çalıştığım çiçek. Yine aynı bundan koptular, düştüler yani. Bunlar güzel kök saldı. Bakın burada bebek falan da verdi. Bunu kurtarabildim. Umarım onları da kurtarırım. Şuna azıcık su vereceğim. Bu da artık kurumuş bir çiçek. Maalesef bunu da kumun içerisine ekliyorum. Bu toprağı da çok güzelmiş. Bu nasıl böyle kötü oldu anlamadım. Da nemli güzel bir toprağı varmış ama çiçek yaşamadı maalesef. Şu küçüğe geçirmiştim ya bunları. Bunları tekrardan buna geçireceğim ya. Çünkü yetmeyecekmiş gibi geliyor bana. Zaten düşüyor bakın. Düştü hep. Şöyle yapalım. Hemen şu kumu şuraya alalım. Ben hızlıca hiç oyalanmadan şu çiçekleri, şu daha doğrusu kaktüsleri şu kuma oturtacağım. Vallahi güzel bir ferahlık geldi buradaki fazlalıklar gidince. Bir tepsiye şu üç tane kurtarmaya çalıştığım kaktüsü koydum. Belki televizyonun şurasındaydı onlar. Yerini beğenmemişti. O yüzden çürümüştü. Şimdi yerini değiştirince toparlar diye umut ediyorum. Çünkü şunu buraya koyduğumuzda toparladı. Böyle alttan bebekler vermeye başladı. Belki bunlar da düzelirler. Yani şundan çok ümitli değilim. Bu gördüğünüz gibi bayağı çürümüş. Kılıcımın yerini değiştirmiyorum. O çünkü yerini çok sevdi. İkinci yaprağı verdi. Gösterdiğim gibi üçüncüyü de veriyor. Hem de modemi çok güzel kamufle ediyor. Şurada modemim var. Şurada da Gökhan'ın biz vardı neyse. Ee, buraya da şu IKEA'dan aldığımız palmiyemsi çiçeği ve büyüttüğümüz sukulentleri koydum. Burada ikisi güzel anlaşırlar diye umut ediyorum. Diğer tarafta hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece şöyle bir şey yapacağım. Gökhan şöyle bir bambu almıştı bana. Ben aslında çok daha büyük bir bambu istiyorum. Böyle boydan aynı şunun kadar. Ama biraz tehlikeli olduğunu düşündüm ben. Çünkü benim evimde akıllı süpürge var. Bir kavanozun birazcık tehlikeli olacağını düşündüm. Ay bir dakika. Şu kavanozu şuradan çıkartayım. Kavanoz değil ya. Neydi bunlar? Vazo, vazo. Vazoyu şöyle koyayım. Ve bu da böyle kalsın şuraya koyacağım aynen bakın burada güzel oldu. Ay göstermiyorum ki size. Şurada bakın. Çok iyi oldu. Şansımıza tam yeşil ışık geldiği anda oldu televizyondan. Buradaki fiş içinde kusura bakmayın. Yani bir içerik üreticisi olarak sürekli fişe ihtiyacım oluyor. Şarj benim için kaçınılmaz bir şey. O yüzden böyle üçlü priz oluyor salonda hep. Evet salonumuzda işimiz bugünlük bu kadardı. Ama ay yoruldum terledim ya. Evi bir süpürmek gerekecek. Çünkü bayağı toparlayacağım derken sağa sola kum döküldü. Elimi falan iyice bir yıkadım. Şu masayı falan iyice bir toparladım arkadaşlar. Birazcık dinlenmek istiyorum. Kahvem soğudu, soğuyacak yani. Biraz kahve keyfi yapayım. Kamera da aynı zamanda şarj olsun. Bayağı bir şarj azalmış. Sonra da fırçalarımı yıkayacağız. Yeterince dinlendim. Şimdi şu fırçaları halletmenin zamanı geldi. Zaten iyice Ay mikrofonu açıp açmadığımı sürekli kontrol ediyorum ya. Neyse. İyice renklerini bırakmışlar. Şunları şöyle bir durulayacağız dostlarım ama kamera açısını nasıl ayarlayacağımı bulamadım. Bu açı bence gayet iyi. Siz ne diyorsunuz? Bu arada sabah ilacımı burada aldım ya bunu burada bırakmışım. Neyse. Şimdi önce şu tozları halledelim. Bunları bir durulayalım. Sonra tekrardan bir temiz suyun içerisine koyalım ki hani kalan falan varsa onu da görmüş oluruz. Şöyle tekrardan bir suyun içerisine koyuyorum. Fırça temizleme aparatım var benim. Azıcık böyle suyu inceden açacağım ve böyle içerisinde kalan tortuları da akıtmaya çalışacağım. Yıkadığım fırçaların hepsini şöyle bir havlunun üzerine dizdim. Çamaşırları kuruttuğum odaya koyacağım. Sabaha kadar kururlar. Yemek saati de geldi. Bakın şöyle dün nohut pilav yapmıştım. Ondan bir tabak hazırladım. Gökhan da geldi işten. <laughs> Ona da bir tabak hazırladım. Bakın şurada. Yiyeceğiz ve dinleneceğiz. Gökhan da çok yorulmuş bütün gün iş yerinde. Ben de bugün bayağı bir çalıştım yani biliyorsunuz yemeği yeriz. Yemek yerken de konuşanlar izleriz değil mi Gökhan? Aynen konuşanlar açarız iyice böyle bir rahatlarız. Günlük vlogumuzun da sonuna geldik. Uzun zamandır ertelediğim işleri bugün birlikte yapmış olduk. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum hoşçakalın. Mis gibi şu an.